Çok teşekkür ediyorum Sayın Bildirici. Bu arada eğer dinlemek isterseniz hukuki boyutunu Sayın Durakoğlu'na sormak istiyorum. Belki siz de eklemek isteyeceğiniz bir şey olur. Bu anayasal bir mesele aslında. Cumhurbaşkanlığı genelgesine nasıl giriyor? Yani bunun hukuki karşılığı ne? Yani doğrusunu isterseniz aslında Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi var. Biz mevzuat dediğimiz düzenlemeleri yaparken belirgin bazı ayrıcalıkları kendi içinde barındıran düzenlemeler yaparız. Mesela yasalar daha geneldir. Anayasaya uygun olup olmadığı önemlidir o noktadan itibaren ama daha genel düzenlemelerdir. Bizim ikinci mevzuat dediğimiz yani tüzüktü, yönetmelikti, genelge dediğimiz hatta üçüncü düzenlemeler dediğimiz mevzuat hükümleri daha açık olmak zorundadır. Anayasa Mahkemesi buna belirlilik ilkesi diyor. Yani herkes bilecek birey hangi somut eylem ve işlemle ilgili olarak buna hangi hukuki sonuçların bağlandığını bilecek. Kendisinin hangi yükümlülükler altına girdiğini bilecek. Şimdi önemli olan noktalardan bir tanesi bu. Bu genelgede bir muamma var gerçekten. Faruk Bey de işaret etti. Böyle bir açıklık yok. Tam tersine yani Anayasa Mahkemesi'nin kararındaki ifadeyi aynen okuyayım. Aksi takdirde kamu otoritesinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem kalmaz diyor Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla bu genelge açık bir biçimde kamu otoritesinin keyfi uygulamalarına yol açabilecek bir düzenlemeyi içeriyor. Öbür taraftan da yine Faruk Bey de işaret etti ya yani milli ve manevi değerlerden ne anlayacağız? Yani kişiye, sosyopolitik olgulara göre değişen bir kavram bu. Herkese göre değişen bir kavram. Dolayısıyla bundan bir şey anlayabilmek mümkün değil. O zaman geriye dönüp baktığınızda bu siyasal iktidarın bu kavramlardan ne anladığının daha önce nelerden ibaret olduğunu düşündüğünüzde bir AK Parti sabıkasıyla, siyasal iktidar sabıkasıyla karşılaşabilmek mümkün. Böyle baktığınız zaman da yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın kadın erkek eşit olamaz, bu mümkün değildir ifadesini hatırlamakta yarar var. O zaman hangisi milli manevi değer, nereye bakacağız ya da işte çocuk istismarları karşısında takındıkları tavır ya da en son Bekir Bozdağ'ın bile çocuk evlilikleri karşısında çocuğun rızasından söz ettiği bir ahvalde milli manevi değerleri neyin üstüne oturtacağız da biz buradan bir çağdaş düzenlemenin çıktığını, mücadele edecek değerlerin gerçekten kaybolduğunu söyleyebileceğiz. Hangi değerler onlar? Dünyanın her yerinde gerçekten de aile bütünlüğüyle ilgili olarak yapılan incelemeler var. O incelemeler çerçevesinde alınan önlemler var. Bu konuda duyarlılıklar var. İddia ortaya koyan siyasal partilerin sadece aileye yönelik bakış açılarını bir politik olarak benimseyip yansıttıkları bir düzenleme var. Dolayısıyla bu belki kabul edilebilir ama buradan AK Parti'nin neyi murad ettiğini düşündüğümüzde hiç de iyimser sonuçlara varabileceğimizi düşünmemiz mümkün değil. Bakın burada 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aile bütünlüğünü korunmasını araştırma komisyonu diye bir komisyon kuruldu. Bu komisyon çalıştı, toplandı ve sonunda dedi ki aile bütünlüğünün korunmasının önündeki en büyük engel İstanbul Sözleşmesi'dir dedi. Tabii. Şimdi eğer siz gerçekten İstanbul Sözleşmesi'ni bütün bu anlatmaya çalıştığım değerlerden kurtulmanın bir yolu olarak görüyorsanız zaten bizim buradan anlamamız gereken şey son derece açık bir biçimde ortaya çıkmış oluyor. Böyle baktığınız zaman da 6.284 uygulamalarının bu uygulamaların nereye gideceği konusundaki değerlendirmeler de başlı başına ayrı bir değer taşıyor. Bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışı belki bu bağlamda işte konuşmak gerekiyor. Yani İstanbul Sözleşmesi sadece işte 6.284'te nasıl olsa bütün hükümler var, onu uygulamaya devam ediyoruz. Ya da işte biz İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Sözleşmesi yapacağız gibi değerlendirmelerin ne kadar sakat olduğunun ortaya çıkması son derece önemli. Çünkü İstanbul Sözleşmesi her şeyden daha önemlisi. Ben en çok onu mesela önemsiyordum. Eğitimi kamu için zorunlu kılıyordu ve kaynak aktarmayı zorunlu kılıyordu. Yani bizim belki de toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında
gerçekten uzun bir süreç içerisinde belki de bir kuşak sonra bir başarıya ulaşmamız mümkün olacak. O kuşağın eğitilmesi, o kuşağın eğitilmesi bağlamında kaynak aktarılması, üniversitelerde derslerin konulması, İstanbul Sözleşmesi'nde vardı bütün bunlar. Şimdi buralardan çıkacaksınız. Bunları önemli bir değer olarak kabul etmeyeceksiniz. Bunlar milli ve manevi değer olmayacak. Bunlar fıtrattan sayılacak. Ve sonra da bana böylesine belirlilik içermeyen, tamamen belirsizlik içeren bir genelgeyle karşıya çıkıp diyeceksiniz ki ben aile bütünlüğünü koruyorum. Hayır, o değil aile. Yani o aile bütünlüğünün korunmasına ilişkin değerler sizin koyduğunuz değerler olamaz. Ben buna güvenerek yola çıkamam. Aslında Faruk Bildirici'nin söylediği o gündüz kuşakları mesela. Evet. Orada hani manevi değerlerin nasıl alt üst edildiğini hepimiz görüyoruz. Yani bunu özellikle de pek çok psikolog, pedagog, hatta birçok uzman da çok fazla eleştiriyor. Hiç onlara hiçbir şeye dokunmadan gerçekten izlerken insanı dehşete düşürecek programlar. Ama şimdi neye dokunacaklarını hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü sizin de az önce söylediğiniz gibi bu genelge neyin üzerine oturacak? Milli ve manevi değer derken bunu bilmiyoruz. Neyin üzerine oturabilir peki? Orada bir peki? şey ekleyebilir miyim? Tabii. Şöyle bir şey ekleyebilir miyim? Yani milli manevi değerler derken örneğin bugünlerde magazin dünyasında çok tartışılan bir konu var. Hı. Gülşen. Gülşen evet. sahneye daha şeffaf kıyafetlerle çıkıyor ve bunu kendi milli manevi değerlerine uygun buluyor. Evet. Yani sahneye bu kıyafetle çıkmayı doğal buluyor. Ama Işın Karaca, o da bir sanatçı, bu tür kıyafetlerle sahneye çıkmayı doğru bulmuyor. Doğru bulmuyor. Yani şimdi hangisinin değerlerinin genel geçer milli manevi değer olduğunu düşüneceğiz? Ya da biraz geriye gidelim. Zeki Müren'in o giysilerle sahneye çıkması mesela. Yani o dönem birileri çıkıp deseydi ki Zeki Müren'e sen arkadaş bu kıyafetlerle sahneye çıkamazsın bizim milli manevi değerlerimize aykırı deseydi ne olacaktı? Yani o sanatçının özgürlüğüne müdahale olmayacak mıydı? Bence aynı yani yine aynı sorular da karşı karşıyayız aslında. Evet. Peki o maske programına neden o kadar tepki gösterdiler? Bu arada ben hiç programı izlemedim onu da söyleyeyim. Yani ben doğrusu o söylemlerden sonra izledim. Yani biraz satanist, pagan, yani bir takım propagandalar yapıldığı söyleniyor. İnternet, pardon sosyal medyada bazı troller bu iddiaları ortaya attılar. Ondan sonra ben de baktım. Normal, yani bildiğimiz, çok alışık olduğumuz o yarışma programlarından birisi. Yani maskeleri küçük değil, daha hayvan maskeleri ya da çok değişik bir takım masklar kullanıyorlar. O da o kişinin tanınmasını tamamen engellemek amaçlı. Yani bir eğlence programı. Yani bunda doğrusu o tarz şeyler görmek, propagandalar görmek doğrusu bana çok komik geliyor. Komik geliyor. O zaman her şeyin altında bir şey bulursunuz zaten. O zaman yani müziği de yasaklarsınız bu kafayla ki zaten biliyorsunuz toplu yerlerde müzik konusunda hala bazı yasaklar geçerli. Diğer sanat eserlerini de yasaklarsınız. Evet. Zaten müzik Covid biliyorsunuz bulaştırıyor. Yani. O yüzden zaten yasak yapacak bir şey yok. Belki program sırasında... Rütük'ten zaten televizyon kanallarına telefon edildi ve telefon edilerek yani milli manevi değerlere aykırı işte parçaların çalınmaması istendi. Tabii. Şimdi hangisi Allah aşkına yani? Böyle bir ayrıma girdiğimiz zaman bu toplumda ne kalır ki geriye? Hangi sanat eseri? O zaman elimize bir turnusol kağıdı tutacağız, onunla bakacak mıyız? Yani tek tek kontrol mü edeceğiz? Evet. Ya bu tamamen bir sansürcü kafa. Sansürcü kafa bizlere bir cezayı, yaptırımları ve daha da kötüsü otosansür dayatıyor. Ve tehdit ediyor. Bunları yapacaksınız, yayınlamayın diye. Sınırlar belli olmayan her tür yasakta otosansür gelir arkasından. Yani biz mesela otosansür derken neyi düşünmemiz gerekiyor? Biz burada mesela Halk TV'de çalışıyoruz. Zaten Halk TV'de Rütük'ün verdiği cezalar çok ortada. Siz de bunları çok iyi takip ediyorsunuz. Biz mesela oturup neyin kuruntusunu yaşayacağız burada? Şunu yaparsak yine ceza alacağız. Bunu yaparsak yine ceza alacağız. Artık böyle mi yaşayacağız yani? Daha kötüsü kendiniz için değil, benim için mesela yaşayacaksınız. Evet, evet. Şimdi bu adam yani ne söyleyecek? Yaşamak gerek zaten. Yani Rütük yaklaşımı ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu genelgesini düşünerek yayıncılık yapılırsa zaten özgür yayıncılık çıkmaz ortaya. Çıkmazdı. Ve şunu biliyoruz. Otosansür siz eğer ona uyarsanız sınırlarınız sürekli geriye çekilir ve sonunda yaptığınız şey onların istediğinden çok daha sınırlı bir yayıncılık olur. Evet. O nedenle otosansür yokmuş gibi davranmak bence en doğrusudur. Evet. Hatta sansür de yokmuş gibi davranmak. Neyse sizin doğrularınız. Gazetecilik neyi gerektiriyorsa, yayıncılık neyi gerektiriyorsa onu yapmak lazım.
Çok teşekkür ediyorum Faruk Bildirici, yayına katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler sayın çok olun. Belki bir konuya daha değinmek tabii gerekir. Ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ben anımsamıyorum ama ilk kez galiba Cumhurbaşkanı genelge yayınlıyor. Genelgeler demin anlatmaya çalıştığım gibi ikinci mevzuat düzeyinde bulundukları için çoklukla onu çıkaranlar tarafından, yani onun dayanağı olan, asıl dayanağı olan yasa, yönetmeliği